LGS'ye yani hayallerimize kavuşmamıza son 132 gün kaldı ama hiç endişelenmiyoruz. Hala çok ciddi bir zaman var. Yani 132 gün demek 3 aydan çok daha, 4 aydan çok daha fazla bir süre var ve 15 tatilin içerisindeyiz. Çok değerli bir zaman içerisindeyiz. İyi değerlendireceğiz ve hayallerimize kavuşacağız. Hemen günü yorumuyla başlamak istiyorum. Hedef 2020 LGS değişik bir isim var arkadaşımızın. 88 beni almış. Birinci dönem çok hırslıydım diyor. Şu an çok çalışasım gelmiyor. Eminim tek ben böyle değilimdir. Ne yapmalıyız? Netlerim de kötü değil diyor. Şimdi gerçekten bu biz Türklerde olan bir hastalık. Yani bir şey çok hızlı başlıyoruz, çok güçlü başlıyoruz ama sonrasında maalesef bir sonunu getirmekte birazcık zorlanıyoruz. Ama bazı insanlar var ki mesela Fatih Sultan Mehmet, mesela Atatürk. Onlar da Türk ama onlar işi sonuna kadar sabrediyorlar. İstanbul'u fethedene kadar bekliyor. Ya da Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı kazanana kadar etrafında bir sürü insan "Paşam kazanamayız, vazgeç istersen, olmayacak, olmaz" diyorlar ama o vazgeçmiyor ve savaşı sonuna kadar idare ediyor. Aynı zamanda dünyaya baktığımızda Edison ampulü bir haftada bulmuyor adam. Günlerce, binlerce defa deniyor. Ya da Amazon'un kurucusu mesela, daha güncel bir şey verelim. Şu anda dünyanın en fazla para kazanan adamlarından bir tanesi. Normalde çok zorlu günler yaşıyor. Böyle küçük bir ofiste herkes ona dalga geçiyor. Sen ne yapıyorsun? Böyle işlerle uğraşılır mı diyorlar ama vazgeçmiyor. Dolayısıyla şunu asla unutmayacağız. Büyük hedeflere, büyük hayallere öyle bir anda ulaşılmıyor. Birinci dönem hırslı olup ikinci dönemde vazgeçiyorsun. Zaten o yüzden vazgeçtiğin için de vazgeçmeyenler kazanıyor. Dolayısıyla sen de vazgeçmeyeceksin. Hedefin olan okulu birkaç gün tatil ver. Hedefin olan okulu gez. Mesela diyelim ki Ankara'daysan atla İstanbul'a git. İstanbul'da hayallerindeki okul Galatasaray Lisesi ise, Kabataş Lisesi ise veyahut da diyelim ki Uşak'tasın, Denizli Fen Lisesi'ni istiyorsun. Denizli Fen Lisesi'ni git gez. İzmir Fen Lisesi'ni git gez. Kendine bir hedefini koy, belirle. Ben burayı gezdim, buraya geleceğim de. Ardından da rakip belirle. Mesela sınıfında senden daha iyi yapan biri vardır. Çaktırmadan mesela onu geçmeye çalışamazsan da, geçemeyecek olsan da ona yaklaşmaya çalış. Onunla alakalı kendi aranda bir rekabet oluşur ama tatlı bir rekabet. Asla geçsen de geçemesen de her zaman için başarını artıracak bir rekabet olsun. Ve yine de olmuyor mu? Ya yapılacakları yap sadece. Yapılacakları önüne yaz. Biz zaten bu ücretsiz LGS programını bu yüzden veriyoruz. Ya bunları yap yeter diyoruz. Arkadaşım sen, biz sana bu yapacağın şeyleri yazdık buraya. Bunları çöz yeter diyoruz. Bu konularla alakalı şeyler yaparsan başaracaksın diyoruz. Hedefin daha büyükse daha fazlasını yapmalısın. Ama mutlaka mutlaka sen yapabilecek şeyler önüne belirle. Hocam ben de LGS tekrar programı yok veya ben biraz daha farklı konulardayım. O zaman kendin belirle. Yani de ki kardeşim ben bu ay şu konuları bitireceğim. Birinci konuyu bitireceğim. İkinci konuyu bitireceğim. Üçüncü konuyu bitireceğim. Atıyorum bu Türkçe dersi için geçerli veya matematik dersi için. Ve burada şu kadar şu kadar soru çözeceğim. Bunların hepsini bitirmek istiyorum de. Bitirdikçe de yapacaklarını yaptıkça da hop buraya dikkat. Hop 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 dikkat. Sadece ben bunu yapıyorum. Ben vazifemi yaparım, gözlerimi kaparım diyeceksin yani. Eğer hedefinle alakalı sıkıntı yaşıyorsan. Dolayısıyla asla ama asla vazgeçme. Vazgeçenlerin ne olduğunu biliyoruz. Vazgeçmeyenlerin de kimler olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet vazgeçmedi. Mustafa Kemal Atatürk vazgeçmedi. Birçok başarılı Türk ve birçok başarılı dünya insanı asla vazgeçmedi. Biz de vazgeçmeyeceğiz ve sonuna kadar hedefimize ulaşmak için gayret göstereceğiz. Gelelim günün sözüne bakalım. Her şeyin mühim noktası başlangıçtır diyor. Onu biliyoruz Platoncuğum yani. Biz de başladık zaten. Hızlı gidiyoruz ama arada bir vazgeçiyoruz diyor. Bak burada ne demiş arkadaşımız? Hedef 2020 LGS. Artık başladım ama iyi gidiyordu ama vazgeçiyorum diyor. Başlangıç önemli. O zaman ikinci dönem hepinin başlangıç yapacağız. Diyecek ki önüne koyacak, ben okulu gezdim, beğendim. Şimdi ikinci döneme yeniden başlıyorum. Önce tekrarımı yapacağım. Sonrasında ikinci dönem konularını bitireceğim ve hedefime ulaşacağım inşallah diyecek. Günlük kitabına baktığımızda Molière'in bir komedyasını görüyoruz. Hastalık hastası. Birazcık da tiyatro kitabı örnek verelim dedik, böyle gerçekten konuşmalar halinde. Bu da yine bizim Türkçemizin gelişmesini sağlayacak önemli bir eser. Günün okuluna baktığımızda İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'ndeyiz. Cağaloğlu Anadolu Lisesi gerçekten yüksek başarı elde etmiş önemli bir okul. Bu okulda da eğitimi Almanca, farklı bir eğitim dili var. Ona da dikkat etmenizi istiyorum. Birçok arkadaşımızın buraya istediğini biliyoruz. İnşallah hepsi hedeflerine ulaşır. Günün sorusu yine bir zeka sorusu değil. Bu sefer LGS'de. TEOG'da, SBS'de, ABS'de, ASR'de hiç fark etmez. Hemen hemen bütün sınavlarda karşımıza çıkan bir bilgi. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarında var. Bilmiyorsanız mutlaka bilin. Biliyorsanız da mutlaka yorumlara cevabını yazın. Diyor ki Lozan'da Uluslararası Boğazlar Komisyonu'nun kurulması ne izledilemiştir? Net bir şekilde böyle soru, bilgi sorusu gelmez ama sizin bu bilgiyi net bir şekilde bilmeniz lazım. O yüzden biz de sorduk. Bazı şeyleri net bir şekilde bilmemiz lazım. Hemen ödüllü sorumuza cevaplamayı unutmayın. Bizler sizin yanınızdayız. Kendinize güvenin. Bizlere inanın. Başaracaksınız arkadaşlar. Asla vazgeçmiyoruz. Hadi bakalım diğer videolarımıza görüşmek üzere.